İlk haberimizle başlayalım. Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in öncülüğünde önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve diğer önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşen Şehitlik Müzesi açıldı. Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in öncülüğünde önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve diğer önemli isimlerin katılımıyla Şehitlik Müzesi coşku ve anlam dolu bir törenle ziyarete açıldı. Aksaray'da Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer liderliğinde gerçekleşen törenle Şehitlik Müzesi kapılarını açtı. Açılışa önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve birçok önemli isim katıldı. Müze, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirildi. Şerefle dolu, şanla dolu. Ve bu canlı tarihimiz özellikle İslam'la şereflendikten sonra 7 iklim, 3 kıtada daima insanlığı, kardeşliği, özgürlüğü, hürriyeti, medeniyeti taşımış, istikrarı, adaleti taşımış bir milletin evlatları olarak, herkes örnek olmuş bir milletin evlatları olarak her zaman ne diyoruz? Biz hür doğduk, hür yaşarız. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız diyoruz. Bunun için de biz her zaman ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı, sancağımızı, milletimizi, hudutlarımızı korumak ve kollamak için hiçbir zaman gözümüzü bu dağıttan esirgemedik. Şu anda birlikte açılışını yapacağımız ve burada onların hatırası anacağımız şehitlerimiz de benzer duygularla, ayrı duygularla Çukur operasyonlarında, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda, Barış Pınarı'nda, Barış Kalkanı'nda ve Pencere Kağıdı'nda sadece ve sadece teröristlere karşı yoğun bir mücadele verdiler. Ve vermeye devam ediyorlar. Bizim tek hedefimiz teröristler. PYD, PKK, DEAŞ, FETÖ, her kimse sadece teröristler bizim hedefimiz. Bizim hiçbir şekilde etnik, dini kökenlerine bakmak suretiyle kimseyle bizim bir sorunumuz yok. Kürtler, Türkler, Araplar kardeştir. 85 milyon biz tek yürek, tek yumruk olarak bu vatanı, bu milleti yüceltmek için, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı Cumhur İttifakı ile birlikte hep beraber Cumhur İttifakı olarak sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Ve inşallah bu 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet'le birlikte önümüzde büyük Türkiye ideallerini gerçekleştireceğiz. Ve önümüzdeki dönemi de 2. yüzyılı da Türkiye yüzyılı yapacağız. Sizlerin sevgisi, sizlerin güveni, sizlerin duası devam ettiği müddetçe bizim aşamayacağımız bir engel, üstesinden gelemeyen bir görev yok Allah'ın izniyle. Bu içinde bulunduğumuz ortamda, maneviyatı çok güzel olan bu ortamda, çok akıllı bir şekilde Sayın Belediye Başkanımızın, Valimizin düşüncesiyle bu ortaya konulan eserin de bizler için önemi, ülkemiz için, milletimiz için çok büyük. Bugünlere nasıl gelindi? Bugün biz burada mutlu, müreffeh, sakin, güven içinde oturuyorsak bunlar kimlerin sayesinde oldu? Unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği gibi bu ülkedeki geliştiğimiz, geldiğimiz noktadaki emeği geçenler, şehitlerimiz, bunları daima saygıyla, hürmetle anacağız. Onlara karşı görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Şehitlerimiz ve gazilerimizin siz değerli aileleri de bizim için baş tacısınız. Biz sizin için ne yapsak azdır. Bunun farkındayız. Bunu her vesileyle ister kanunlar, ister yasalar, ister efendim yapılan konuşmalar olsun, alınan tedbirler olsun, valilerimiz, belediye başkanlarımız, bakanlarımız bunun farkında. Bu konuda zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın direktifleri gayet açık. Elimizden gelen neyse bugüne kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Kederde ve kıvançta biriz, beraberiz. Burada Türkiye olarak, Türk milleti olarak biz gerçekten dünyaya çok örnekler verdik. Şu anda bazı alçakların, bazı hainlerin alçakça çocuklara, kadınlara el kaldırması gerçekten iğrenç, iğrenç, tam anlamıyla iğrenç. Bu artık buna hukuk bitti, kanunlar bitti, yasalar bitti, mahkemeler bitti, en sonunda insanlık da bitti. Bu eli kanlı Netanyahu alçağı çocuklara, kadınlara, kızlara, silahı, aracı gereci olmayan masum insanlara vurmaktan çekinmiyor. Çekinmiyor. Fakat o çocukların kanları onların elinde ve daima peşinde olacak. Bunun hesabı mutlaka bir gün gelecek, sorulacak. Allah bunu kabul etmeyecek. Bu hesabı sorulacak.
Ve ben bir kez daha şunu söylüyorum. Bizim tarihimizde 2500 yıllık Türk milletinin tarihinde kesinlikle böyle bir alçaklık yoktur. Son yapılan operasyonlar sırasında Mehmetçik hiçbir ordunun göstermediği kadar büyük bir dikkatle, büyük bir hassasiyetle masum insanlara ve çevreye zarar vermemek için her türlü tedbiri aldı, almaya devam ediyor. Öncelikli olarak Aksaray'ımızda ihtiyaç duyduğumuz böyle bir şehrimize kazandırmanın mutluluğu ve heyecan içerisindeyiz. Bunu evvela belirtmek istiyorum sözlerin başında. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onları gelecek nesillere anlatmak, aktarmak, neler yaşadıklarını, onlardan birer hatırayı da burada sergileyerekten göstermek bizim için önem arz ediyordu. Bunun arayışı içerisindeyken şehrimizde bu müzeyi nereye inşa ederiz diye ararken, araştırma yaparken tabii ki en münasip olan yer inancımıza göre dünyada da 3 tane olduğunu düşündüğümüz Ervah kabristanlığı, biri burada, birisi Şam'da, diğeri de Medine-i Münevvere'de Sayın Bakanım. Aksaray'ımızda Ervah kabristanlığımızın yanında, yanı başında Solucoğlu Hazretleri, Celalettin Aksaray Hazretleri'nin yanı başında bunu kurmayı, işletmeyi düşündük. Hamdolsun çalışma arkadaşlarımızla hızlı bir şekilde bunun çalışmasına başladık. Tabii kıymetli şehit yakınlarımızda şehitlerimizin emanetlerimizi teslim ettiler. Burada da onlara dair bir servis alanı açtık. İnşallah buraya ziyaret eden tüm vatandaşlarımız kalben vicdanen hissedecek ki şehitlerimizin o manevi havasını müzeyi ziyaretten sonra hepinizin hissedeceğini ben buradan sizlere tekrardan bir kez daha iletmiş olayım. Bu vesileyle kıymetli misafirimize, bu değerli açılışımıza, bu manidar, bu bizim için anlam yüklü açılışa katıldıkları için teşekkür ediyorum. Ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Müdürüm biraz geri daha olabilir miyiz? Evet. Milli savunma ürünlerimizden bir araya getirdik. Onlar da buradan sevgilemeye çalıştık. Abi karşı tarafımızda ailelerimize emanet ediyoruz. Biraz geri olacak. Geri gidelim. Eşimiz yerine. Önümüze geçip duruyorsunuz. Bir şey çekemeyeceğinden sonra ne anlamı var abi? Devam. Biraz geri gelsin. Son derece heyecan ve onur duydum. Tarihi tekerrür etmemesi için tarihten ilham ve ders almak. Kevser havuzunu da burada nasıl temsil etmek istedim. Ve buraya da gelen tüm ziyaretçilerimiz için bir fotoğraf köşesi olarak. Fotoğrafı çek bakalım. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı bir aylık denetim bilançosunu açıkladı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde komando timlerinin de desteğiyle JASAT ve asayiş timleri 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında yol kontrolü ve devriye gerçekleştirdi. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan toplam 432 şahıs hakkında işlem yapılırken 57'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir denildi. CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu. CHP 38. Olağan Kurultayı'nda CHP'nin etkili ve yetkili parti organı olan 60 kişilik parti meclisi üyeliği seçimleri tamamlandı.
Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in A takımı da belli oldu. CHP 38. Olağan Kurultayı'nda değişim rüzgarının esmesiyle birlikte 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. Özgür Özel'in ikinci turda ezici bir çoğunluk yakalayarak genel başkan olmasının ardından kurultayın ikinci gününde parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri seçimi gerçekleştirildi. Aksaray'da değişim için çağrı yaparak Özgür Özel'e açık destek veren bir önceki CHP Aksaray İl Başkanı ve 14 Mayıs seçimlerinde de Millet İttifakı milletvekili adayı olan Ali Abbas Ertürk, Özel'in A takımına seçildi. Aksaray'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek için narkotır Aksaray'a geldi. Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde vatandaşları bilgilendirmek için narkotır standı açıldı. Aksaray'da uyuşturucu kullanımının engellenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için hazırlanan narkotır standı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda hizmete sunuldu. Uzman polisler yaklaşık 40 metrekarelik modern eğitim standında 6 dokunmatik ekran bilgisayardan vatandaşlara uyuşturucunun etkileri başta olmak üzere korunma ve mücadele yollarını anlattı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumruzoğlu da narkotır standını öğrenci ve öğretmenlerle gezerek bilgi aldı. Vali Kumruzoğlu öğrencilere uygulama kullanımlarını anlatırken uzman polislerden çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz dönemin en tehlikeli, en stratejik tehlikesi olarak uyuşturucu ile mücadele gündemimizde, devletimizin gündeminde topyekün mücadele vermek üzere, kararlılıkla mücadele vermek üzere sahalardayız. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya, bakanımızın direktifleriyle ve kendi himayelerinde bu kararlılığımızı ülke çapında sürdürüyoruz. Biz de Aksaray'da bütün kamu kurumlarımızla, emniyetle, jandarmayla, başsavcılığımızla, adliyemizle, üniversitemizle, belediyemizle, hulasa bütün kamu kurumlarıyla birlikte, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yan yana, omuz omuza, gönül gönüle, kararlılıkla bu mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tabii vatandaşımızın destekleri çok değerli ve kıymetli. Ailelerimizin ve okullarımızın, müdürlerimizin, okul müdürlerinin, sınıf öğretmenlerinin, rehberlerin, hülasa bütün camianın bütün destekleri bizler için çok kıymetli ve çok değerli. Ve arkamda gördüğünüz gibi narkotik olarak mücadele kapsamında Konya narkotiğin gönderdiği tır görülüyor. Bu tırla içinde yerleştirilen KIOX cihazlarımızla gençlerimizle, öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimize burada yerinde gösteriyoruz. Zehirin, narkotiğin, uyuşturucunun insan sağlığına ne kadar zararlı olduğunu, insanın nevrini, yapısını, düşüncesini, kısacası hayatını nasıl kaydırdığını, nasıl bir çamurluğa, bataklığa sürdürdüğünü burada bizzat öğrencilerimize, özellikle gençlerimize yerinde göstermek suretiyle bu farkındalığı sürdürmeye gayret ediyoruz. Öncelikli olarak burada Aksaray'da böyle bir etkinliğin olması bizim için çok faydalı. Böyle etkinliklerin ilkokul çağından itibaren kademeli olarak bütün öğrencilere tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Aksaray'da böyle bir etkinliğin yapılması da bizim için bir avantaj niteliğinde. Çok güzel, çok beğendim. Yenilerinin de yapılmasını istiyoruz. Bağımlı olan bireylerin nasıl hareket ettikleri, dış görünüş olarak nasıl değiştiklerini gördük. Bunlar bizim için çok etkiliydi. Yani güzel bir etkinlik. Biz zaten duyduğumuz anda bir grup öğrencimizi servise alarak kendinde başında olmak kaydıyla geldik. Ve gerçekten ben de çok beğendim. Güzel bilgilendirmeler var. Özellikle günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi narkoterör. Bu konuda Konya Emniyet Müdürlüğü'ne ve Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne yaptıkları proje için çok teşekkür ediyorum. Çok yerinde bir proje.
saygılar sunuyorum. Velilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını öneriyorum. Yani memur arkadaşlarla konuştuğumuzda neyin ne zaman nerede ortaya çıkacağını, nelerle karşılaşacağımı bilemeyiz. Tedbirli olmaları, bir takım belirtiler hissettiklerinde ilgili yerlerle temasa geçmeleri, yani çocuklarını bir nevi takip etmeleri gerektiği düşüncesindeyim. Tabii aynı şeyleri bizler de okullarda veya toplum olarak hepimizin yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne kadar yakışıklı geliyor acaba? Çünkü yakışıklılığa bir bakıyorsunuz. Yakışıklı deyince bazıları yaklaştı bak. Sayın Valim. Görüyor musunuz? Bak, yalarını satma ya da çalma gibi eylemler yahut işte iştah azalması ve sağlıksız kilo kaybı gibi efendim. Okulumuzdan sorumlu narkotik polisimiz bugün aradı bizi. Türkiye'de sadece iki tane bulunan Narkotır isimli çalışma gençlerimizi narkotik durumlara karşı bilinçlendirmek amaçlı. İçeride 5 adet kiosk cihazları var. Cihazlarda bilgilendirme amaçlı videolar ve görüntüler ve bilgiler mevcut. Çocuklarımız tek tek tıklayarak madde bağımlısı olan insanları tanıyabilmek, madde bağımlısı daha doğrusu madde kullanımı olan mekanları tanıyabilmek, bu insanlara karşı almamız gereken tedbirler, önlemler ya da uymamız gereken kurallar diyelim. Bence çok güzel bir etkinlik olmuş. Aksaray'ımızda bulunması da güzel bir şans. Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyoruz böyle bir uygulama başlattığı için. Bütün okullarımızın gezmesi, öğrencilerimizin görmesi. Aslında Emniyet Müdürümüz okullarda da narkotikle ilgili bilgilendirme toplantıları yapıyor ama bu daha farklı bir uygulama olmuş. Teşekkür ediyorum şimdilik. Türk Eğitim Sene öğretmenlerinin ikramiye ödemesi talebiyle meclise mektup gönderdi. Türk Eğitim Sen Aksaray Şube Başkanı Ali Toprak, sendika üyeleri olarak meclise bir kanun önerisi ilettiklerini açıkladı. Toprak, 24 Kasım'da Öğretmenler Günü için gerçekleştirilen basın toplantısında öğretmenlerin beyaz önlük değil, ikramiye ödemesiyle desteklenmesi talebini içeren mektupları meclis milletvekillerine iletmek amacıyla hazırladıklarını ifade etti. 24 Kasım'da önlük değil, ikramiye istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri baş öğretmenliği kabul ettiği gün olan 24 Kasım'ı büyük bir övünçle kutluyoruz. Ne mutlu ki bize ilim ve irfan yuvalarında akıl ve bilimin yol göstericiliğinde Atatürk'ün öğretileriyle genç nesiller yetiştiriyoruz. Bilindiği gibi kalkınma ve gelişme hamleleri bilgisi, birikimi, tecrübesi, engin öngörüsüyle medeniyetimizi aydınlatan münevver öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşebilir. Tabii bizler sadece öğretmen değil, aynı zamanda çocuklarımızı hayata bağlayan, geleceğe taşıyan, onların kendi yolunu çizmesinde öncü rol üstlenen kahramanlarız. Her birimiz kutlu bir görev ifa ediyoruz. Mukaddes değerlerle bezenmiş bir mesleğin neferleri olmakla gurur duyuyoruz. Her 24 Kasım'da göğsümüz kabarır, heyecanlanırız. Ancak bir tarafımız da buruktur. Çünkü öğretmenlerin başta sorumluluk mevkiinde bulunanlar olmak üzere toplumda hak ettiği itibarı görmediğini düşünüyor. Toplumdaki saygınlıkların artırılması noktasında yeterli çabanın gösterilmediğine şahit oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında idrak ederken öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına ilişkin beklentiler artmakta. Buna karşın öğretmenlerin yıldan yıla büyüyen sorunlarına çare yeterince üretilmemektedir. Eğitim sürecinin başat öğesi öğretmenlerimizin en büyük sorunlarından birisi ekonomik durumlarının yetersizliğidir. Büyük sorunlarından birisi ekonomik durumların yetersizliği olmasına rağmen bugün sadece asgari ücretler, dar ve sabit gelirler değil, kamu çalışanları da ekonomik daralmışlıktan nasibini almıştır. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13.334 lira, yoksulluk sınırı 43.433 liraya ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle maaşlardaki erimenin %30-35 aralığında olması beklenmektedir. Buna karşın ülkemizde 9'a 1 derecedeki bir öğretmen aylık 22.852 TL, 5'e 3 derecedeki bir öğretmen aylık 24.319 TL, 1'in 4'ü derecesindeki bir öğretmen aylık 25.112 TL ücret almaktadır. Öğretmenler maaşları ile ancak 2 cumhuriyet altını alabilmektedir. İşte tüm bu rakamlar eğitim çalışanların ekonomik çaresizlik içinde olduğunu göstermektedir. Bilindiği gibi
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beyaz önlük hediye edileceği kamuoyuna açıklandı. Biz ise eğitim çalışanlarına öğrenci, veli şiddetine maruz kalma, liyakatsız yönetici atamaları, tayin ve nakil başta olmak üzere özlük hakları, ekonomik çaresizlik, adaletsiz uygulamalar ve mesleki imaj zedelenmesi, kariyer sınavı gibi acil çözüm bekleyen önemli sorunları varken kamuoyunun önlük gibi suni bir tartışma ile meşgul edilmesini doğru bulmadığınızı dile getiriyoruz. Şunu öneriyoruz, 24 Kasım'da önlük değil, ikramiye istiyoruz. Bu kapsamda sendikamız öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesinin ilk adımı olarak her 24 Kasım tarihinde öğretmenleri motive etmekte ve ekonomik bakımını desteklemekte adına bir maaş ikramiye verilmesini içeren kanun teklifi hazırladık. Milletvekillerimize gönderdiğimiz mektubumuzda ekonomik sorunlarına bir nebze de olsa sembolik katkı sağlayacak olan bu kanun teklifine sahip çıkmalarını ve destek vermelerini bekliyoruz. Geleceğimizi yetiştiren eğitimcilerimizi mutlu, huzurlu ve motivasyonu yüksek kılmak devletimizin ve toplumumuzun en asli sorumluluklarındandır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Niğde Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek şehit oldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Zeytin Dalı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbey'in cenazesi memleketi Niğde'nin Yıldıztepe kasabasında son yolculuğuna uğurlandı. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu ekber, lillahil hamd. Şehidimize, Onur kardeşimize haklarınızı lütfen helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar bütün haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Ben de helal ettim. Cenab-ı Hak bu güzel helalliğinizi dergahında kabul ve makbul eylesin inşallah. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Gel! Nereye? Bak! Şerit al! Aksaray Ebu Feyz Elçibey Caddesi, diğer ismiyle Kafeler Caddesi'nde klasik aracın üzerine çıkan bir şahıs, kafelerde oturan vatandaşlara bağırarak Filistin için destek istedi. Aksaray Ebu Feyz Elçibey Caddesi, diğer ismiyle Kafeler Caddesi'nde klasik aracının üzerine çıkan bir şahıs, kafelerde oturan vatandaşlara bağırarak Filistin için destek istedi. Kafeler Caddesi olarak bilinen ve kafelerin yoğun olduğu alana gelen bir vatandaş, klasik aracını yolun ortasına park ederek üstüne çıkarak bağırmaya başladı. Olay pazar günü akşam saat 21 sıralarında meydana geldi. Caddedeki kafe ve restoranlarda yemek yiyen ve bir şeyler içen vatandaşlara tepki gösteren şahıs, "Arkadaşlar bakın biz ümmeti Müslüman olarak Filistin'de ölen kardeşlerimize üzülüyoruz değil mi? İsrail ve dış ülkelerin buraya geleceğini biliyor muyuz?" diye bağırdı. Kafe ve restoranlarda vakit geçiren vatandaşlara seslenen şahıs, "Burada mutlu musunuz? Huzurlu musunuz? Filistin'de neler oluyor haberiniz var mı?" diyerek bağırmaya başladı. Bekçiler aracın üzerine çıkan şahsı ikna etmeye çalışırken, şahıs da telefon numarasını bekçilere vermeye çalıştı. Bu sırada bağırmayı sürdüren vatandaş, "Aksaray benim, 6 milyon liralık mal varlığım var, mal varlığımı satıyorum. Kudüs'e gitmek isteyen tüm Müslüman ve insanları götürmek istiyorum.
3 tane aracım var. Bir inşaatım, bir iş yerim var. Hepsi vatanıma ve Müslümanlara helali hoş olsun. Bizim orada savaşla bir sorunumuz yok. Biz orada savaş yapamayız ama oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmak zorundayız. Sosyal medyayı açın bakın, herkes eğleniyor. Çıplak çıplak erkekler, burada herkes eğleniyor. Gitmek isteyenleri Filistin'e götürmek istiyorum dedi. Bekçiler bağıran vatandaşı ikna edip aracının üzerinden indirerek ifadesini almak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Geçici koruma statüsünde yer alan ve suç unsuru oluşturulabilecek olaylara karıştığı tespit edilen 13 şahıs Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Geçici koruma statüsünde yer alan ve suç unsuru oluşturabilecek olaylara karıştığı tespit edilen 13 şahıs Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan ve çeşitli zamanlarda adli olaylara karıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 13 şahıs, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalanarak muhafaza altına alındı. Şahıslar gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere NİDE geri gönderme merkezine teslim edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ekim boyunca yaptığı denetimlerde suçlulara göz açtırmadı. Yapılan denetimlerde 20 binin üzerinde GBT sorgusu yapılırken 4 bine yakın araç denetiminden geçti. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ekim ayı boyunca yaptıkları denetimlerde suçlulara göz açtırmadı. Yapılan denetimlerde 20 binin üzerinde GBT sorgusu gerçekleştirilirken 4 bine yakın araç da denetimden geçti. Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayi Şube Müdürlüğü 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında suç ve suçlularla mücadele edilmesi, vatandaşların huzur ve güven duygusunun arttırılmasına yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda şehrin farklı noktalarında gece ve gündüz olmak üzere planlı çalışmalarda bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında 20.805 kişinin GBT sorgusu yapılırken aranan 160 şahıs yakalandı. Toplamda 221 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 49 kişi sevk edildikleri makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. Muhtelif suçlara karışan 749 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 47 kişi gözaltına alındı ve 16 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca 3.798 araç kontrol edilirken 16 adet şasesi kazınmış çalıntı motosiklet, 17 adet ruhsatsız tabanca, 168 adet fişek, 9 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 78 adet fişek, 7 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 91 adet fişek, 43 ayrı şahıstan 219,01 gram sentetik kannabinoid bonzai, 69,85 gram metamfetamin, 67,93 gram esrar, 11,82 gram eroin, 44 adet uyuşturucu hap, 23 karton, 230 paket gümrük kaçağı sigara ile geçirildi. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.